Değerli izleyenler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bildiğimiz üzere dinimiz İslam, insana her ne olursa olsun değer veren bir dindir. Kişinin dış görünüşlerine, kusurlarına ve herhangi bir engeline bakmaksızın insana insan olduğu için değer veren bir dine sahibiz. Bu vesileyle bugünkü programımızda Yomra Müftülüğü Engelli Koordinatörümüz Sayın Abdülkadir Güleç hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz, programımıza sefalar getirdiniz. Allah razı olsun hocam, teşekkür ediyorum. Hocam inşallah programımıza ilk sorumuzla başlayalım. Engelli dedik, engellilerle alakalı sorularımıza başlayalım. İslam dininin engellilere bakış açısıyla birlikte inşallah programımıza giriş yapalım. İslam dinimiz nasıl bir bakış açısıyla engellilere yaklaşıyor? Hocam teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Durana TV izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan son günlerine girmiş bulunuyoruz. Rabbim bu son günleri en iyi şekilde değerlendirip cehennemden kurtulmuş olarak bayram sabahına kavuşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli hocam, sizin sorunuza geçmeden önce bir ayeti kerimenin okuyup onun maliyle beraber inşallah Teala sizin sorunuza geçeceğim. Değerli hocam, Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yemin olsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle sizi imtihan ederiz buyuruyor. Evet. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bize bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu bizlere açıkça ifade ediyor. Değerli hocam, Allah-u Teala kullarını farklı şekillerde imtihan ediyor. Her kulunu aynı şekilde ifade etmiyor. Kimi kulunu zenginlikle imtihan ediyor. Diyelim ki kulunu zengin yapıyor. Bakalım ki benim kulum bu vermiş olduğum nimetlere karşı bana şükredecek mi, yoksa nankörlük mü edecek? Veyahut vermiş olduğum nimetlerde fakirin hakkı olan zekatını verecek mi, yoksa vermeyecek mi? Diğer şekilde başka bir kulunu çocuklarıyla imtihan ediyor. İşte çocukları olmuyor veya oluyor, hayırsız evlat oluyor. Bu şekilde ifade şey yapıyor. Diğer taraftan bazı kullarının da fakirlik de imtihan ediyor. Fakirlik veriyor. Bakalım ki kulum acaba bana nankörlük mü edecek? Yine vermiş olduğu bu fakirlik noktasında yine bana şükredecek mi? Evet. Bazı kullarında değerli hocam, doğuştan veya sonradan kaza nedeniyle engelli olarak yaratıyor. Yine burada da Yüce Rabbimiz acaba bu kulum bu engellilik durumunda bile bana şükredecek mi, yoksa nankörlük mü edecek? Evet. İşte burada önemli olan değerli hocam, bu bütün bu bunlara karşı sabretmek ve sabrın sonunda Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi sonundaki ve beşiri sabirin, sabredenleri müjdele ayetinin sonundaki bu müjdeye nail olmaktır. Yüce Rabbim cümlemizi bu müjdeye nail olan sabırlı kullarını olanlardan eylesin inşallah. Değerli hocam, Yüce Rabbimiz İsrailoğullarından 3 kişiyi imtihan etmek ister. Bunlardan birisi kör, ama diyelim, birisi kel, birisi de alaca. Yani yüzünün yarısı farklı renk, yarısı farklı renk. Evet. Bunlara melek gönderir, her birine ayrı ayrı melek gönderir. Der ki, bunlara git, bunları o şeyleri kaldır.
engellerini kaldır. Engellerini kaldırıyor melek ve onların çok istemiş olduğu doğurgan mallardan onlara veriyor. Ve o kişileri zengin yapıyor. Yıllar geçiyor. Tekrar Yüce Rabbimiz o meleği görevlendiriyor. Hepsine ayrı ayrı bir şekilde görevlendiriyor. Diyor ki git benim rızam için, Allah rızası için onlardan bir mal iste bakalım ki verecekler mi? Bu ağmaya, ağmadan önce Alacalı'ya gidiyor. Diyor ki şu mallardan diyor ama Alacalı olarak gidiyor. Yani onların eski suretinde gidiyor. Alacalı'ya gidiyor. Diyor ki şu Allah-u Teala'nın vermiş olduğu mallardan bana Allah rızası için ver. Diyor ki veremem diyor. Ben bunu diye çok zorluklarla elde ettim diyor. Veremem. Kene gidiyor. Kene diyor ki ben bunu miras yoluyla kazandım diyor. Çok zorluklar çektim diyor. Maldan ben veremem. Yalan söylüyor aslında. Allah-u Teala vermiş. Evet. Ve üçüncüsüne gidiyor. Bunun altını çizerek söylüyorum değerli hocam. Ağmaya gidiyor. Diyor ki ben ağmaydım diyor. Beni sağlığıma Allah-u Teala kavuşturdu. Ben fakirdim. Beni Allah-u Teala zengin etti. Bu mallardan istediğini Allah rızası için alıp götürebilirsin. Ve melek diyor ki bu malına sahip çık diyor. Allah-u Teala sizi imtihan etti. Sen imtihanı kazandın. Allah senden razı oldu. Senin önceki iki arkadaşından razı olmadı. Onlara kızdı ve onları eski haline çevirdi. İşte imtihan değerli hocam böyle. İşte biz de her imtihanın sonunda ne yapmamız gerekiyor? Sabırlı olmamız lazım ki o ve beşkili sabirin ayeti kerimesine mazhar olabilirim. Yüce Rabbim cümlemizi bu ayeti kerimine sırrına mazhar olan kullarına eylesin inşallah. Amin. Amin hocam. Hocam çok güzel hani örnek verdiniz İsrailoğullarından böyle güzel örneklerle. Ve en sondaki o müjdeyle birlikte inşallah hakkıyla ders alabilen kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Peki diğer sorumuza geçelim hocam. Engelli ve hasta vatandaşlara karşı nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Hani onlara karşı nasıl yaklaşabilmeliyiz? Hani kırmadan onlara karşı gönül alarak nasıl bir yaklaşımla onlara yaklaşmalıyız? Evet değerli hocam bunu şimdi böyle maddeler halinde güzel bir şekilde açıklarsak daha dinleyicilerimize faydalı olacağını düşündüğüm için bunları maddeler halinde dökmeye çalıştım. Evet. Değerli hocam, birincisi olarak itibar ve iltifat etmek. Engelli ve hasta kişiler çok naciz oluyorlar. Onun için onlara güzel sözler söylemek, onları kırıcı olmadan güzel iltifat etmek suretiyle onlara yaklaşmak birinci şartımız olması gerekir. Her şeyde olduğu gibi bunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görme engelli Bedir Savaşı'na katılmış ve yine İsrailoğullarından Medineli İtban bin Malik diye bir sahabi var. Bu sahabi Salim oğulları kabilesinden onların imamlığını yapıyor. Ve görme engelli olduğu için eviyle mescidi arasında bir vadi var. Bu şimdi yağmurlu havalarda, kötü havalarda gidip gelmesi zor oluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Diyor ki ya Resulallah diyor. Ben diyor imamlık yapıyorum. Ağama biriyim. Benim evimle mescid arasında vadi var. Oraya yağmurlu havada gidemiyorum. Gece gidemiyorum. Gel evimde bir namaz kıl da orayı ben namazgah olarak yapayım. Ve namazlarımı orada kılayım. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç o ağmayı kırmıyor. Kalkıyor, evine gidiyor. Diyor ki, ya İtman diyor, nerede namaz kılmamı istersin? Peygamberimize öyle söyleyince, İtman'a evin bir köşesini gösteriyor. Diyor ki, ya Resulullah şurada namazını kılabilirsin. Orada Peygamberimiz namazı kılıyor. Namazdan sonra İtman bin Malik Peygamberimize ve oradaki arkadaşlarına yemek ikramı yapıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
O yemek ikramında bulunuyor, yemeğini yiyor ve oradan geri eve geliyor. Burada işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o tevazusunu işte biz de engelli kardeşlerimize ne yapmamız gerekiyor? Göstermemiz gerekiyor. Biz Peygamberimizin ümmeti olmakla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. İşte o tevazuyu ne yapmamız gerekiyor değerli hocam? Yapmamız lazım. En güzel söylediniz. Evet. İkinci olarak değerli hocam, ziyaret etmek. Engelli kardeşlerimizi, hasta kardeşlerimizi ziyaret etmek. Onların gönüllerine dokunmak. Onların yanına gelip hal hatır sormak onlar için çok büyük bir fazilet, ertemlik. Yine bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle bildirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğine göre Yüce Allah kıyamet gününde insanoğluna soracak. Ey Ademoğlu, ben hastalandım, sen beni ziyarete gelmedin. Ademoğlu diyecek ki, Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl gelip de yanına gideceğim? Allah-u Teala buyuracak, ey Ademoğlu, falan yerde bir hasta vardı. O hastayı sen ziyaret etmedin. Eğer o hastayı ziyaret etmiş olsaydın, beni onun yanında bulacaktın. Evet. Yine Allah-u Teala, ey Ademoğlu, ben senden yemek istedim, sen benim karnımı doyurmadın. Yine insanoğlu diyecek ki, Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl doyurayım? Evet. Bu sefer yine Allah-u Teala ya filan yerde filan kulum senden yemek istedi. Onun karnını doyurmadın. Eğer sen onun karnını doyurmuş olsaydın beni orada bulacaktın. Evet. Ve üçüncü olarak yine Yüce Rabbimiz ey Ademoğlu ben senden su istedim sen bana su ikram etmedin. Ya insanoğlu tekrar diyecek, Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ya ben sana nasıl su ikram edebilirim? Normal düşündüğümüzde öyle değil mi? Tabii ki. Nasıl su ikram edebilirim? Yüce Rabbimiz diyecek ki, falan yerde filan kulum senden su istedi. Sen ona su vermedin. Onun için eğer sen ona suyu vermiş olsaydın, ben onun yanındaydım. İşte değerli hocam. Yani bak, yani Allah'a her yerde varabiliyoruz. Yeter ki bizim samimi duygularımız olsun. Tabii. İşte hastayı ziyaret ettik. Bak Allah-u Teala yanımızda. Allah-u Teala'nın hem o kişinin sevabını alıyoruz hem Allah-u Teala'nın yanında oluyoruz. Evet. Allah-u Teala cümlemizi öyle olan kullarına eylesin inşallah. Amin. Amin hocam. Ya bu güzel hadis-i şeriften sonra şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Buyurun. Hani engelli koordinatörlüğü olarak sizler de Yomra müftülüğü olarak ziyaretlerde bulunuyorsunuz engelli evet. kardeşlerimize yönelik, hasta kardeşlerimize yönelik. Allah razı olsun, onları eksik bırakmıyorsunuz, mahrum bırakmıyorsunuz, sahipsiz bırakmıyorsunuz, takip ediyoruz. Yani aklınıza kazınan, böyle siz derinden etkileyen bir ziyaret oldu mu? Olduysa bunu bize bir örnek verirseniz. Hocam, Allah razı olsun, çok böyle damarıma dokundunuz. Yani Allah razı olsun, çok anılarımız var. Evet. Ama bunlardan birisi beni çok etkiledi. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla dışarılara çıkamıyorduk. Hep evde kalmıştık. Biz de ziyaretlere gidemiyorduk ama ziyaretlere gitmediğimiz halde yani evde de boş durmuyorduk. Telefonla arıyorduk. Hal hatır soruyorduk. Onlara telefonla da arayıp da hal hatır sormak o kadar memnun ediyordu ki hocam Allah razı olsun. Yani halımızı hatırımızı soruyorsunuz Allah razı olsun. Böyle bir gün otururken, bunda çoğu engelli de bende rehberde kayıttı. Bir engelli kardeşimizin annesi aradı. Dedi hocam nasılsın, iyisin, iyiyim. Dedi hocam dedi Arda dedi sizden şikayetçi. Arda dediğim de engelli. Hanımefendinin oğlu. Dedim ya hayırdır ben Arda'ya ne yaptım, niye benden şikayetçi? Dedi hocam dedi ziyaretine gelmedin diye şikayetçi. Ama dedim ben ona söyledim. Böyle böyle pandemi dolayısıyla gelemiyoruz. Yani geliriz, hastalık bulaştırırız, korkusuz da gelemiyoruz diye. Dedi hocam ben onları izah ettim ona. Dedi ki bana bir şey olmaz. Ben dedi aşılarımı yaptırmışım. Hoca gelsin benim ziyaretime. Biz neyse dedik olur olmaz telefonu kapattık.
Hoca arkadaşlara istişare yaptık. Yani gitsek mi, gitmesek mi? Yani şimdi bir yerde de engelli kardeşimizi kırmak istemiyoruz. Gitmek istiyoruz. Evet. Ama diğer taraftan korkumuz var. Ne yapalım dedik. Dediler ki hocam, bir arkadaş, imam arkadaş. Dediler ki hocam gidelim kısa mesafede. Şöyle 10 dakikalık bir, yani sadece hatrı olsun, gönlü olsun diye gidip gelelim dedi. Neyse kararlaştırdık. O günü aradık, işte yarın geleceğiz, yani akşama geleceğiz diye. Tamam dediler. Hoca arkadaşlar beraber, hanımlarla beraber gittik ki fazla oturmayalım, şey yapmayalım. Çünkü o da bayan olduğu için. Hanımlarla beraber gittik. Şimdi uzaktan Arda selamun aleyküm dedik böyle. Dedi hocam öyle olmaz. Aleyküm selam da öyle olmaz. Dedi. Ne olacak? Sarılacağız. Ya Arda, pandemideyiz. Uzaktan selamlaşalım. Yok olmaz dedi. Ben dedi aşılarımı yaptırmışım. Ya sen yaptırmışsın, biz de yaptırmışız ama diyorum. Yani şimdi sonuçta biz dışarıda geziyoruz. Sen evde duruyorsun. Ya olur ki bir hastalık diye. Hiç hocam bir şey olmaz dedi. Böyle geldi sarıldı bize. Neyse sarıldı. Oturduk. Otururken yine mesafeyi yani korumaya çalışıyoruz. Hocam yok dedi, yarışacağız. Böyle neyse yan yana oturduk. Sizden daha yakın bu şekilde oturduk. Muhabbet açtı. Şimdi 10-15 dakika geçince arkadaşlar göz göze geldik. İmam arkadaşlar hocam kalkalım der gibi. Hocam kalkalım dedik. Yok hocam bir yere kalkamazsın dedi, oturacağız. Ya Arda yani ziyaretin makbulü kısa olandır. Kalkalım dedi. Yok hocam dedi, çay içmemizi bırakmam sizi. Meğerse bu annesine diyor ki, annesi sonra bize anlatıyor. Diyor ki hocalar gelecek diyor, onlara ikramlık bir şeyler hazırla diyor. Çay yap diyor, çay içeceğiz onların beraber diyor. Neyse çaylar geldi, oturduk. Şimdi yani biz fazla oturmak istemiyoruz, bir an evvel kalkmak istiyoruz. Yani çünkü rahat etmiyoruz. Acaba yani Arda kardeşimize hastalık değer mi, değmez mi? Hani ne olduğunu bilmiyoruz ya. Neyse bir etten çay içtik. Yani hocamla beraber yani fazla oturmayalım diye bir etten çay içtik. Yok hocam dedi, çay içeceğiz. Bu demlik bitecek. İnanın 3-4 bardak zorla bize çay içirdi. İkramlıklarla beraber. Çay içtik, kalkalım diyoruz. Yok hocam dedi, oturacağız, muhabbet edeceğiz. İnanın hocam 10 dakikalık gittiğimizde de 2,5 saat üzerine kaldık. Evet maşallah. Şimdi bu ziyareti yani hocam yani takdir edersiniz ki bizler sağlam olduğumuz halde pandemide yani dışarı çıkma yasağı vardı ya, ya bunaldık orada. Yani evde ya bir tane beni bir serbest bıraksa da çıksak diye. Ve o engelli kardeşlerimiz günün 24 saat sokakta. Yani biraz onlara da pay vermek lazım. Yani şimdi o ziyaretimiz mesela benim hiç aklımdan çıkmaz. Yani ve bütün engelli kardeşlerimiz de maalesef öyle. Yani susamış, birisi gelse de muhabbet etsek. Evet. Maalesef ve maalesef hocam, üzülerek söylüyorum bunu, belirtiyorum. Maalesef engelli kardeşlerin evlerine kimse gitmiyor. Evet. Gidiyoruz, bir dokun bina derler ya, gidiyoruz. Hocam Allah razı olsun diyetiniz. Kapımızı kimse sizden başka açan yok diyor. Yani bu ekranlar karşısında izah ediyor. Ya değerli dostlar, değerli Duran TV'lileri, mümkün mertebe şu engelli kardeşlerimizi ziyaret edelim. Yani edemiyorsak bir telefonla açalım. İnan ki yani sadece telefonla açıp da hal hatır sormak onları memnun ediyor. Evet. Dolayısıyla yani haddinden fazla memnun ediyor. Hocam bu şekilde bir anımız oldu. Diğer maddelere geçmek istiyorum değerli hocam. Yani bu engellilere iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken hususlara yani siz sormuştunuz. Evet. Tekrar izah edelim. Çünkü izleyenlerimiz ne anlatıyorlar diye bir şey yapmasınlar. Üçüncüsü hocam onlara yardımcı olmak. Özürlü ve hasta kardeşlerimiz onlar sonuçta bir yerleri eksik. Allah-u Teala tarafından bir yerleri özürdü. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun. Diyelim ki yoldan karşıya karşı geçecek. Allah'ım onu karşıya geçecek. Evet. Sağ dilsiz birisi duymuyor. Ya onun işini görelim. Hele hele hocam. Yine
bu kanal vasıtasıyla bütün Gömre halkına hitap etmek söylüyorum. Lütfen istirham ediyorum. Şu engelli yollar var, sarı çizilmiş. Evet. Engelli yolları ve engelli rampalarını işgal etmeyelim. Oraları, çünkü oraları her işgal ettiğimizde şöyle düşünelim. Acaba ben görme engelli olsam, benim bu yolumu kapatsalar, ben nasıl ne yaparım diye onu bir aklımıza geçirelim. Yine bir olay aklıma geldi, onu anlatmak istiyorum burada hocam, müsaadenizle. Trabzon'da bir gün böyle geziyorum, baktım bir engelli aramasıyla bir engelli bir yerde duruyor. Şimdi bende de bu engelli koordinatörlüğü var ya, bir onlara karşı bir sempatim var. Hemen bir engelli gördüğüm zaman gidiyorum yanına, işte ne var ne yok, işte halın hatını soruyorum, şey yapıyorum. Yani evet. Bu da onlar hoşuna gidiyor. Tabii. Dedim ki, selamun aleyküm, böyle tanıştık. Dedim, ne bekliyorsun buraya, yani birisini mi bekliyorsun, hani eşiniz falan kimse mi gelecek? Dedim, yok hocam dedi. Neyi bekliyorsun? Dedi, hocam dedi, şu arabanın sahibini bekliyorum. Bir baktım ki, arabanın sahibi rampaya, arabayı park etmiş, çekmiş gitmiş. Neyse, biz yardımcı olduk, onu indirdik, yolcu ettik. Şimdi, yani o arabanın, ben orada olmasam veya duyarlı bir vatandaş orada olmasa, o orada kalacak. O arabanın sahibi kaç saat sonra gelecek. O engelli kardeşim de orada mağdur bir şekilde kalacak. Lütfen bunlara dikkat edelim. O engelli rampalarını, engelli arabaların inip çıkması için yapılmış. Evet. O sarı yollar, görme engelli kardeşlerimizin yolları bulabilmesi için yapılmış o işaretler. Onlarla yollarını buluyorlar. Onun için tekrar tekrar söyleyeyim. Lütfen şu engelli rampalarını ve engelli yollarını kesmeyelim. Onlara bu şekilde yardımcı olalım. Evet. Bir diğer dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi, onlara aşağılayıcı, gönül kırıcı sözler kullanmamak. Sayın hocam, onlar o kadar hassas ki, inanın o kadar hassas ki, az küçük bir şey söylediği zaman ondan etkileniyorlar. Ondan kırılıyorlar. Yani kendilerini sanki böyle yani biraz eksik hissediyor. Aslında eksik değiller. Bizden bir kat daha ileride. Niye? Biz bak sağlamız, şu anda Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Allah Teala bir sıkıntını vermesin, kaza bile vermesin. Hiçbir sıkıntımız yok. İbadette eksik kalıyoruz. İbadetlerimizi yapamıyoruz. Öyle engelli kardeşlerimiz var ki, kolu yok, bacağı yok, gözü görmüyor. Veya başka engelleri var ama namazını kılıyor, ibadetini yapıyor. Hele hele Allah'a şükrünü yapıyor. Ya Rabbi sana çok şükür diye. Evet. Şimdi onlar bunun haricinde o Allah-u Teala'nın o vermiş olduğu eksiklikle beraber sabrediyorlar. İnşallah Teala o sabrettikleri için de Allah-u Teala'nın ve beşir-i sabirin ayet-i kerimine mahsur olacaklar inşallah Teala. Onun için onlara ne yapmayalım? Aşağılayıcı sözü söylemeyelim. Ben şimdi burada söylemek istemiyorum ama isterseniz söylemek de söyleyebilmem gerekiyor. İşte Topal Ahmet, Sağır Sultan, işte Kel Mahmut gibi bu şekilde tavırlar onları rencide ediyor. Siz de bilirsiniz hocam, Tin suresinde Yüce Rabbimiz lakat kanakla insanı fi ahsani takvim buyuruyor. Ne buyuruyor? Ben insanı en güzel biçimde yarattım. Bunu söylerken Yüce Rabbimiz sağlıklı engelli diye ayrım yapıyor mu? Yapmıyor. Zengin fakir ayrımı yapıyor mu? Yapmıyor. Ne yapıyor? Bütün insanlar en güzel biçimde yaratıldığını bize izah ediyor. O zaman bize ne oluyor da engelli kardeşlerimizi aşağılayıcı şekilde işte kör veya sağır veya dilsiz veya işte kel diye lakaplarla anıyoruz. İşte bunlara mümkün mertebe değerli hocam dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sohbetimizde donatif aracılığı da bütün halkımıza bunu söylemek istiyorum değerli hocam. Allah razı olsun hocam. Çok güzel hani farkındalık oluşturacak bilgiler söylediniz. İnşallah öncelikle kendi gönüllerimizde daha sonra dinleyenlerde tesiri oluşmasını Rabbim nasip eylesin. Amin inşallah. Hocam
Peki, Yomra ilçe müftülüğü engelli koordinatörlüğü olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden, etkinliklerden de bahsederseniz öyle programımıza son veririz inşallah. Hocam, 3-4 senedir ben bu işin içindeyim. Yomra engelli koordinatörü olarak yapıyorum. Şimdi bunun başlangıcını şöyle anlatayım. İlk bu görev bana tevdi edildiği zaman, hocam ben bu işi yapamam dedim. Benim yüreğim yufkadır, dayanamam. O şekilde düşündüm. Ama Allah razı olsun, bu görevi bana tevdi edene şu anda çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben şu anda o engelli kardeşlerimizin duasıyla yaşadığımızı kabul ediyorum. Çünkü onların o güler yüzü, onlara gittik o halını hatını sorduğum zaman, ziyaret ettiğim zaman, onların o tebessümü, onların Allah o işten Allah razı olsun demesi, hele de o ailelerin, hocam bizi insan yerine koyuyorsun, bizim yanımıza geliyorsun ya, bu bize yeter demesi beni o kadar memnun ediyor ki, şu anda yani engelli koordinatını bırak dese de bırakmam. Yani o derece oldum. Hocam şöyle söyleyelim, Yomra ilçesi engelli koordinatör olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Birinci bölümü manevi bölümü, ikinci bölümü maddi bölümü. Evet. Manevi bölümü her ay farklı farklı camilerimizde cami engelli buluşması yapıyoruz. Diyelim ki işte engelleri camiye çağırıyoruz, durum olmayanları biz alıyoruz. Hiç camiye gitmeyen engellerimizi camiyle tanıştırmış oluyoruz. Bunlar için, yani o engelli kardeşlerimiz için bir hem motivasyon oluyor, hem bir sosyal aktivite oluyor. Evet. Burada işte sohbetler yapılıyor. Hocalarımız tarafından sohbetler yapılıyor. Aileler, engelliler sohbetleri dinliyor. Ondan sonra namazımızı hep beraber, genelde öğle namazından önce oluyor. Öğle namazlarımızı hep beraber kılıyoruz. Ondan sonra bir küçük bir ikramımız oluyor. İkramla beraber dağılıyoruz. Birinci şeyimiz bu. İkincisi, yine Yomra'da 200'ün üzerinde hocam engelli kardeşimiz var. Köyleriyle beraber 200'ün üzerinde engelli kardeşimiz var. Mümkün mertebe bunları böyle bir sıraya koymuşuz. Sırayla hepsini ziyaret, evlerinde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz, küçük bir hediyeyle beraber gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Halının hatını soruyoruz. Dedim ya, onlara sadece hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece gidip halının hatını sormak onlara geçiyor. Evet. Arıyorsun mesela, diyorum ki arıyorum. Ben de yarın size geleceğim. Şey, armadan gitmek olmuyor çünkü çaktan gidemiyorsun. Evet. Arıyorsun. Ben size yarın ziyarete geleceğim. Müsait misiniz? Hocam inanın, şu ana kadar hiçbir tanesi hocam bugün müsait değiliz, gelmeyin, yarın gelin diyen olmadı. Yani o kadar memnun kalıyorlar ki, yeter ki gelin de biz müsait zaman buluruz. Evet. Ve giriyoruz öyle, işte hal hatır soruyoruz, bir sıkıntıları var mı yok mu, bak soruyoruz. Sıkıntılarını bize söylemiyorlar. Yani diyorlar ki hocam siz, biz insan yerine koyduk, şuraya bizim yanımıza geliriz, geçiyoruz. Böyle engelli ziyaretlerimiz, yani evlerinde ziyaretlerimiz oluyor. Bir diğeri, eğer evlerine gidemediklerimiz, çünkü 200 kişi var ya, hepsinin bir anda gitme şansımız olmuyor. Gidemediklerimize telefonla arıyoruz, hal hatır soruyoruz. Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Bizde bir isteğiniz, arzunuz var mı? Bu şekilde bir telefonla bağlantımız var. Benim telefonum rehberini yararsan çoğusu engellilere aittir. Yani bir sürü engellilerimize bakarsın, arkadaşlarımız da vardır, yazışırız. İşte ne var ne yok, ne yapıyorsun falan. Evet. Yani onlarla bir irtibat halindeyiz. Diğer boyutu, maddi boyutu ise engelli kardeşlerimizin maddi durumu iyi olmayıp da akülü arabaya ihtiyacı olan varsa, manuel arabası ihtiyacı olan varsa, hasta yatağına ihtiyaç varsa, onları da bizde şu anda yok ama tedarik etmeye çalışıyoruz. Evet. İşte nedir? Sağdan soldan toparlamak üzere işte veya işte bizde yoksa ilden istiyoruz veya işte belediye başkanlığı, daire başkanlığından istiyoruz. Bu şekilde onların ihtiyaçlarına, dualarını almaya uğraşıyoruz. Hocam son olarak şunu da söylemek istiyorum Durana TV kanalıyla bütün dostlarımıza. Değerli dostlarıma diyorum ki evinizde kullanmadığınız, herhangi bir sebepten dolayı almışsınız, hasta yatağınız var veya engelli akülü arabanız var veya manuel arabanız var,
veyahut görme engelleri için değneğiniz var veyahut bastonunuz var. Bunları eğer kullanmıyorsanız YOMRA müftülüğü aracıyla veya bize ulaşmak suretiyle onları bize getirirlerse biz de mağdur durumda olan, ihtiyacı olan bir engelli kardeşini götürüp onlara vermek suretiyle biz hem köprü vasıtası görüyoruz hem de o kardeşlerin ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Ayrıca o evde atıl olarak kalan şeyi de malzemeyi de kullanmış oluyoruz. Evet. Hem o sevap kazanıyor, hem biz sevap kazanıyoruz, hem de engelli kardeşimizin işini görmüş oluyoruz. Evet. Evet hocam. Hocam Allah razı olsun. Yani çok güzel hem de böyle bir etkinlik bu program vasıtasıyla da bu etkinliğe inşallah vesile olmuş oluyorsunuz. Allah razı olsun. Yani çok güzel farkındalık oluşturabilecek bilgiler bize verdiniz. Programımız hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah hocam. Zihinlerde, gönüllerde güzel bir damla bırakmıştır, güzel bir etki bırakmıştır inşallah diyelim. Son olarak şöyle söylemek istiyorum. Tekrar geçip biraz önce ifade etmiş olduğum gibi lütfen şu engelli rampalarını, engelli yolları kesinlikle evet. ve kesinlikle meşgul etmeyelim. Oraları meşgul ederken kendimizi şöyle bir dizayn yapalım. Diyelim ki aynı şekilde ben olacak olsam acaba ne yaparım diye bunu düşünelim. Bir o. İkincisi engelli kardeşlerimizin YOMRA engelli koordinatörlüğü vardır. Yalnız değillerdir. Her zaman YOMRA müftülüğü aracılığıyla bana ulaşabilirler. Ve inşallah Teala elimizden geldiği kadar o engelli kardeşlerimize elimizden geldiği kadar maddi ve manevi. Evet. Diyelim ki bir sorusu vardır manevi olarak. Sorabilirler. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Maddi olarak zaten dediğim gibi ihtiyacı olup da maddi durumu alamayacak durumu olamayan varsa onlara zaten elimizden geldiği kadar işte hayırsever kişiler tarafından alıyoruz, ediyoruz. Bir şekilde işimiz hayır olduğu için Allah'a bir şekilde yolumuzu açıyoruz. Hocam Allah razı olsun. Yani gerçekten bu işi de yürekten, severek, gönülden yaptığınızı bu sohbetinizle, davranışlarınızla kaldı ki farkındalık oluşturacak bu tavsiyelerinizle göstermiş oldunuz. Allah razı olsun. Cümlemize. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Dillerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli Durana TV izleyenleri, bugün YOMRA Müftülüğü Engelli Koordinatörü Sayın Abdülkadir Güleç hocamızla birlikte bu değerli sohbeti, bu değerli programı yapmış olduk. Rabbim bu anlatılanları istifade edebilmeyi en güzel şekilde bize nasip eylesin. Bu farkındalığı gönüllerimize işleyebilmeyi nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.